Hoş bulduk demek isterdim ama malum 25 gündür bu tabloyla uyanıyoruz her sabaha. Ve 25 gündür Gazze'de bebekler, kadınlar, masumlar öldürülüyor. Halen de öldürülmeye devam ediyor. Ne gece duruyor bu bombardıman ne de gündüz duruyor. Maalesef Ela her gün artık konuşmaktan biz de usandık. Bu tabloyu konuşmak da bizim açımızdan son derece zor. Ama maalesef İsrail hiçbir savaş hukuku gözetmeyen, adeta bir örgüt gibi hareket eden ve adeta bir intikam almak üzere oradaki masumları, sivilleri, çocukları gözetmeksizin bir savaş başlatmış ve bu savaş neticesinde de masumların ölmesini hiçbir şekilde dikkate almayan, ateşkes çağrılarına kulak tıkayan, dünyadaki ona karşı yükselen sesleri hiçbir şekilde duymayan ve katliamlarına devam eden bir yapıya dönüşmüş durumda. Oldukça tehlikeli bir tablo. 25 gündür bu sürüyor ama her geçen gün bunun daha da derinliğinin, şiddetinin artacağı bir tabloya evriliyor gibi görünüyor. Zira dün az önce haberimizde verdik Ela. Gazze'nin belli bir bölümüne tankların zaman zaman girip çıktığını görüyoruz ki bu esasında bir kara harekatı değil. Havadan bombardıman yapıyorsunuz, bölgeyi yumuşatıyorsunuz. Orada hiçbir canlı bırakmıyorsunuz, hiçbir canlı unsur bırakmıyorsunuz. Sonrasında bir tanklarla girip şöyle bir bakıyorsunuz. Kara harekatı başlatabilecek ya da orada Hamas'la burun buruna çarpışabilecek kudretiniz bile yok. O yüzden işte tonlarca bomba, az önce sen de ifade ettin, 18 bin ton bomba atmışsınız 25 günde. Dünya savaş tarihinde bu denli yoğun bir bombardıman söz konusu mudur? Açıkçası çok emin değilim. Zira ölen insanların sayısı 8 bini aşmış durumda. 3500 çocuk hayatını kaybetmiş. Ya böyle bir tablo karşısında dünya nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Camileri, kiliseleri, hastaneleri vuruyorsunuz. Az önce yayında verdik. Tanklar girmiş Selahattin Caddesi'nin bir bölümüne. Sınırın hemen yanından. Orada yürüyen bir sivil araç tankı karşısında görünce geri manevra yapmaya çalışıyor. O aracı vuruyorsunuz. İçinde bir ailenin olduğu ifade ediliyor. Yani hiçbir şekilde hedef gözetmiyorsunuz. Ve biliyorsunuz karış karış Gazze'yi biliyorsunuz. Havadan her an izliyorsunuz. Nerede, kimlerin olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ona rağmen size verilen hastanelerin koordinatları olmasına rağmen o hastaneleri vuruyorsunuz. Sivillerin evlerini, apartmanlarını vuruyorsunuz. Ve şunu diyorsunuz. Bu coğrafyada, bu topraklarda hiçbir şekilde sizi yaşatmayacağım diyorsunuz. Esasında Filistinliler, Gazze'liler kendilerine İsrail tarafından verilen mesajın farkındalar. Ve onlar da şu mesajı veriyorlar. Dün de ekranlara getirdik. Hiçbir şekilde toprağımızı terk etmeyeceğiz. Ölsek de buradayız. Tuzlu su içmeye zorlansak da buradayız. Bizler tuzlu su içerek hayatımızı idame ettirmek zorunda kalsak da bu toprakları size terk etmeyeceğiz. Zira o toprakları terk ettiklerinde, bugün kuzeyden çekilin güneye inin diyorlar ya, yarın güneye indiklerinde Gazze'liler Sina'ya gidin diyecekler. Sina çölüne gidin yaşayın diyecekler. Çünkü 75 yıldır olan budur. İsrail kurulduğundan beri santim 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 kilometre kare Filistin'i işgal etmiştir. Filistinleri evlerinden topraklarından sürmüştür. Her seferinde bu böyle olmuştur. Bugünden sonra da böyle olacaktır. Filistinler bunun farkında olduğu için Gazze'yi terk etmemek noktasında her türlü durumu gözeteceklerdir. Bugün itibariyle Ela söyleyecek olursak bir kez daha İsrail'in savaş suçlusu olması noktasında hiçbir tereddüt kalmamıştır. İsrail artık sivilleri hedef alan bu saldırıları dolayısıyla savaş suçlusudur. Dünyanın en acımasız devletlerinden bir tanesidir. Zira hastaneleri, sivil yerleşim yerlerini hedef gözetmeksizin vurmuştur. Dolayısıyla İsrail'in hiçbir kutsalı yoktur. Savaş ahlakı yoktur. Bundan sonra da olmayacağına dair zaten en büyük savaş suçlularından bir tanesi bana göre de Netanyahu tarafından deklare edilmiştir. Hiçbir şekilde ateşkese yanaşmayacaklarını ifade etmiştir. Senin sorduğun soruya gelecek olursam, dün önemli bir hastane, bugüne kadar çok sayıda hastaneyi vurdu. Binlerce kişi şehit etti Gazze şeridinde İsrail. Türkiye'nin
imarına katkısı oldu. Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'ni de dün maalesef vurdu İsrail. Bu hastane ki bölgenin tek kanser hastanesi. Ne yapmak istiyorsunuz? İnsanları en temel yaşam hakkına erişme noktasında bütün imkanlarını sınırlamak mı istiyorsunuz? Hastaneleri vuruyorsunuz. Türkiye bu hastanenin koordinatlarını bu olay başladığına sizlere vermiş ve buranın herhangi bir şekilde hedef alınmaması gerektiğini ifade etmiş. Buna rağmen elinizde bulunan koordinatlara rağmen o hastaneyi vuruyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz o hastaneye sığınan binler var. O hastaneye sığınan masumlar var. Evleri bombalanmış, yakınları hayatını kaybetmiş insanlar var. Orada bin bir zorlukla tedavi altına alınmaya, tedavi vermeye çalışan doktorlar var. İşte bunları biliyorsunuz ve bölgenin bütünüyle boşaltılması için esasında hastaneleri dahi vuruyorsunuz. Dün Türkiye'den bu hastanenin vurulmasına oldukça sert tepkiler geldi. Birçok devlet yetkilisinden açıklama geldi ama Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı kısaca hatırlatarak bitireyim bu konuyu. Saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Bu insanlık dışı saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir denildi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla alakalı olması açısından onun mesajını da vereyerek bitireyim. Bunu yapanlar İnsanlık Vicdanlığı Mahkemesi'nde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdır dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Dilerim en kısa sürede bu insanlık dışı saldırıların, savaş ahlakıyla bağdaşmayan masumları hedef alan saldırıların hesabını İsrail'in vereceği bir uluslararası düzen inşa edilir. Hiçbir disiplinde ya da dünya süre geldiği yani bugüne kadar insanlık var olduğundan bugüne kadar hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmamıştır. Yarına kalır, yanına kalmaz. Öyle söyleyelim. Tarih affetmeyecek bizim hepimizin gözünün de cereyan eden bu evet. Zulmü. Şimdi kabine toplantısını soracağım sana. Elbette bugünkü bu çok özür dilerim Ela. Bugünkü uluslararası düzen İsrail'in bu savaş suçlarını yargılamaya muktedir değil. Değil. İsrail'in gücü, muktediriyatı neyse artık, uluslararası sistemin çok daha üstünde bir konumda ki uluslararası toplum İsrail'e dur diyemiyor ya da dur dediğinde İsrail bunu takmıyor. Dolayısıyla bugünkü sistemde mümkün olmasa bile bir gün uluslararası sistem, uluslararası düzen İsrail'in yaptıklarının bu hesabını soracak. Soracak tabii. Sormaz olur mu? Tarihte nelerin hesabı soruldu? Kanla tarih evet. Yazıyorlar işte. Bu arada belki de iyi polis kötü polis gibi bir oyun var karşımızda. Dolayısıyla nüfuz alanı, etki alanı tabii güçlü olan ülkeler. Tabii her türlü oyuna da uyanık olmak lazım. Aynen öyle.